Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ülkenin silahlı kuvvetleri başkomutanı Sadır Japarov, Isıkgöl bölgesinin Balıkçı kentindeki Edelweiss Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti ve Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi sınır servisi kalkan 2022 taktik özel harekatın aktif aşamasını gözlemledi. Kalkan 2022 tatbikatının temel amacı yasa dışı silahlı oluşumları, komuta ve kontrol birliklerini ortadan kaldırmak için operasyon hazırlama ve yürütme konusunda pratik beceriler geliştirmek, Kırgız Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşimi düzenlemek ve her türlü desteği sağlamaktır. Tatbikatlar sırasında Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Sınır Teşkilatı, Özel Kuvvetleri ve ülkenin kolluk kuvvetleri birimleri, sınırdan geçen yasa dışı silahlı grupları engelleme ve yok etme, beceri ve yeteneklerini pratikte gösterdiler. Önerilen tatbikat senaryosu eyalet sınırındaki gerçek duruma mümkün oldukça yakındı. Özel kuvvetler birlikleri, modern silahlar, askeri ve özel teçhizatlar, zırhlı Tigr araçları ve Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Teşkilatına hizmet veren Bayraktar TB2 İHA'ları kullandı. Tatbikatlar, muharebe operasyonları sırasında sınır muhafızesinin komuta ve kontrol organlarının ve birimlerinin ve etkileşimli güç yapılarının tutarlılığını artırmayı mümkün kıldı. Bu tatbikatlar Kırgız Cumhuriyeti'nin güç yapılarının eylemlerinin tutarlılığını ve savaşa hazır olup olmadıklarını kontrol etmeyi amaçlıyordu. Tatbikatların tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, ordunun üst düzey eğitimine dikkat çekerek tatbikatların aktif aşamasının Kırgızistan'ın herhangi bir tehdide yanıt vermek ve ülkenin ulusal güvenliği için yeterli önlemleri almaya hazır olduğunu açıkça teyit ettiğini sözlerine ekledi. Ardından devlet başkanı silah birimlerini inceledi ve Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'nın uyku odaları, Sahra Hastanesi ve mutfağın yanı sıra mobil komuta karakolları ve diğerlerini içeren geçici konaklama tesisiyle tanıştı. Tigr zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonuna oturan Sadır Japarov, Bayraktar TB2 İHA'larının kullandığı yeri de bizzat inceledi. Ardından bir geçit töreni düzenlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sadır Japarov askerlerle birlikte sahra mutfağında yemek yedi, hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı. Nereden geldin?